yönetimde demokrasinin olmadığı, adliyelerde hukukun olmadığı bir Türkiye tablosu apaçık ortada. Bu tabloyu ne kadar anlatsak hakikaten bitmez. Dipsiz bir kuyu oldu. Biz burada demokrasi ve hukuku nasıl bulacağız? Mağdur olan insanların akletmesiyle, fikretmesiyle bulacağız diye düşünüyorum. Şu anda ben KHK mağdurlarıyla çok konuşuyorum. Şu anda Türkiye'deki en aktif, en dinamik bir şekilde demokrasi ve hukuk arayışında en iyi hayat felsefesi sarsıntısı yaşayan onlar. Çünkü çok büyük bir kırıma uğramış durumdalar ve 50 yıllık hayat felsefeleri değişmiş durumda. İnanın ki böyle. İnsanlar başlarına geldiği zaman birçok şeyin ayırdına varıyor. Yaşadıkları kırımın, kıyımın farkına varan KHK'lılar bana şunu diyor mesela. Yani Kürt meselesinin farkına yeni vardım, başıma gelince anladım. Ayrımcılık neymiş, şimdi anladım diyor. Ama mesele bundan sonrası için de bunu devam ettirebilmek. Mesele Türkiye'deki ayrımcılıktan kaynaklanan sıkıntıları bir insan hakları ve demokrasi konseptine oturtabilmek. Böyle bir Türkiye olmaz, böyle bir Türkiye gitmez değerli arkadaşlar. Kürtlerin küstürüldüğü, KHK'lıların kırıma uğratıldığı, işte Alevilerin kendilerini yalnız hissettiği, solcuların hepten kendini tükenmiş, bitmiş hissettiği bir Türkiye olmaz. Böyle bir Türkiye yürümez yani. Bu Türkiye böyle gitmez. O yüzden bu toplantılar son derece önemli. Biz yeni çareler bulmak zorundayız.